Masonluk çok eski bir yapılanma, fakat asıl bu Lamarck'ların dönemine rast geliyor. Yani 170 yıl öncesine rast geliyor. Yani bu, 1745'ler evet, falan. Evet, evet. Yani o en azgın ve materyalist düşüncelerin, Darwinizmin nüvesinin oluşturulduğu, geliştiği dönemlerde bu düşünce de gelişti. Darwin bu hiç olmadığı. Evet, yani. İkinci Mahmut dönemidir. Yani ikinci Mahmut dönemidir. Bu modernleşme çalışmalarının yapıldığı dönem. Osmanlı hala yükseliş evet. döneminde olduğu süreç evet. değil mi hocam? Evet. O dönemler. O hayır, çöküştür. Çöküş dönemi. İniş. Çöküş dönemi evet. tabii. Yani ondan sonra. Kanlı'dan sonra. Tabii. Yani o dönemler biliyorsunuz. Yani gittikçe geriye doğru gittiğimiz yıllardı. O dönemde en önemli şey Osmanlı'da aydınların imanını kaybetmesi oldu. Yani işte bu Darwinist, materyalist düşünceler, özellikle Marx'ın, Hegel'in ortaya çıkışından sonra Osmanlı aydınlarının ezici çoğunluğu bu kafaya geçtiler. Kafa yapısının değişmesi. Tabii evet. yani imanlarını kaybettiler ve büyük bölümü Mason oldu. Rahmetli Abdülhamit çok çırpındı, çok çabaladı ama yapacak bir şey yok. Bütün etrafı sarmıştı. Artık sarayın içine girmişler. Sarayın memurluğuna varıncaya kadar içlerindeki yani en önemli kilit noktalara kadar bunlar girmiş artık. Evet. Nitekim onu da tahttan aldılar biliyorsunuz Abdülhamit Han Hazretleri'ni. Yani ondan sonra Osmanlı'yı yıktılar, paramparça ettiler. Bu yıkma onlara yetmedi. Şimdi Türkiye'yi ikiye bölmeye kalktılar. Ama şimdi Türkiye'nin şahlanma dönemi artık. Onların hesap etmediği bir şey vardı. Mehdi zuhur etti ve Hazreti İsa'nın nüzulü yaklaştı. Cümle alem hepsi toplansalar, ne kadar Mason varsa toplansın, ne kadar ateist sünnisi toplansa toplansın, tek başına Mehdi'ye güçleri yetmez. Yani sırf Mehdi'nin şahsına güçleri yetmez Allah'ın izniyle. Mehdi darmakeşan edecek hepsini Allah'ın izniyle. Ve göreceksiniz asla güç yetiremeyecekler. Çırpındıra çırpındıra böyle eze eze hepsini darmakeşan edecek Mehdi. Ve hiçbir kurtuluşları da yok yani inşallah.